İstanbul Bahçeli Evler'de ev kirasına %50 zam yapmak isteyen ev sahibi Turan Bey, buna karşı çıkan kiracısı Remziye Altunbaş'ın iddiasına göre su ve elektrik sayaçlarını söktü. Sonra da Altunbaş ve kızını darp etti. İddiaya göre kiraya yapılacak olan zam konusunda kiracısıyla anlaşamayan ev sahibi, kelebek hastası çocuğuyla yaşayan kadını darp etti. Elektrik ve su sayaçları ev sahibi tarafından sökülen kadın yaşadıklarını şöyle anlattı. Kiramıza zam için zam istedi. Zamını kabul ettim ama 3700 istedi. Hani ben de devletin verdiğini %25'i verdim. Kabul etmedi. Beni aradı. Sen benim kiramı vereceksin ya da evimden çıkacaksın. Sen beğenmiyorsan çıkacaksın dedi. Ben de dedim ki ben %25'i veriyorum. Ben şu anda çıkamam dedim. Hani çıkaracak yerim yok yani. Ben bu çocukla şu anda ev bulamadığım için nereye çıkayım? Sen çıkacaksın. İlla ki tehdit etti. Hani zorla da olsa seni çıkaracakmış. Ondan sonra kapattı. Tekrardan aradı beni. Tekrardan aynı şeyle aynısını tekrar oldu. Sonra kapıya dayandı. Kapıyı çaldı. Ben evde yoktum. Olmadığım için elektriğini kesmiş. Sonra çocuk beni aradı. Dedi ki sen dedi, anne dedi çabuk dedi gel dedi elektrik gitmiş dedi ben nefes alamıyorum dedi sıcaktan bayılıyorum. Ateşim çıkmış ben biraz hani şey yapınca geldim ki evet hani Turan Bey de aşağıdaydı ama o beni görmedi ben hemen hani beni görmesin hani bana zarar vermesin diye yukarı çıktım. Tekrardan çocuğu dedi ki anne kapıyı öyle çalıyordu ki böyle hani sanki alacaklı gibi bir şey olacak diye çok ağlamıştı. Ondan sonra tamam ben dedim oğlum sen burada dur. Ben hemen indim yavaşça. Aşağıda duruyor biriyle beraber. Ben de gittim şikayete gittim. Polise gittim. Çünkü oraya sıkılmak zorundayım. Dedim hani bu olan biteni orada anlattım. Geldik. Hadi geldik tekrardan. Uğraştık. Baktım su tesisatımı da su saatimi de sökmüş. Beni hem susuz 24 saat boyunca susuz kaldım. Sonra gece burası sıcak olduğu için üst kata terasa götürdüm. Yatırdım orada çocuğumu. Sabah kalktık. Ben sabaha kadar uyumadım. Çünkü sinek vardı. Sivrisinek vardı. Çocuğa zarar veriyordu. Kalktık ki bütün vücudu karıncalar içindedir. Hatta videosunu da yaptım. Zaten ilk bana beni dövmeye başlayınca kız hani elini tuttu onu. Araya girmesi hani ya anneme nasıl vurursun. Sonra beni bıraktı ona saldırdı. Sonra ikimizi beraber itti böyle. Yani adam gözü dönmüştü. Gözü dönünce sonra biz bağırmak zorunda kaldık. Sonra birisi beni aradı. O anda dedim ne olursunuz bizi kurtarın polisi arayın. Darp raporumuzu aldık. Şikayetimde yine tekrar bulunduk. Söyledik polislere. Bu sabah da gittik savcılığıma tekrar aynı dilekçemi her şeyimi verdim. Şimdi buradayız ama ne olacak ne bitecek diye ve bu korku içindeyim. Ve avukatım yok kimse yok. Hep kendi işimi kendim halletmeye çalışıyorum. Hani param olsa vereceğim. Gerçekten vereceğim. Ama ne yapabilirim?